Merhabalar, ismim Doçent Doktor Şebnem Budak. Bu dersimizde sizlere çiğ süt toplama ünitelerinde kalite kontrol uygulamaları, gıda güvenliği uygulamaları, hijyen ve sanitasyon uygulamaları hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bir gıda güvenliği nedir? Bir tanımını yapacak olursak, tarladan sofraya ya da buna çiftlikten sofraya şeklinde süt ürünleri için söyleyebiliyoruz. Tüm zincir boyunca her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik tehlikelerin ve risklerin öngörülmesi ve bunların bertaraf edilmesine ilişkin önlem alınması. Yani burada çiftlikten sofraya dediğimizde neyi anlıyoruz? Örneğin bir ineğin beslendiği bir otu ya da yemi düşünelim. Bu otun içerisinde bir ağır metal kontaminasyonu varsa, yemin içerisinde bir mikotoksin kalıntısı varsa, bu mikotoksin ya da ağır metal bu yemle birlikte hayvanın sütüne geçiyor ve bu sütten sonra, süt bizim sofralarımıza geldikten sonra kişiler bu mikotoksin bulaşısına maruz kalıyor. İşte gıda güvenliği dediğimiz unsur da insan sağlığına zarar vermeyecek hem de kaliteli gıda üretimini sağlamaktır. Yani burada gıda güvenliği kalitelinin de üstünde bir kavram aslında. Çünkü kaliteli dediğinizde örneğin protein oranı yüksek bir süte kaliteli süt diyebilirsiniz ama bu insan sağlığına zarar verme potansiyeli göstermemektedir diyemeyiz. Örneğin bir içerisinde bir mikrobiyal bulaşı varsa insan sağlığına zarar verme potansiyeli de vardır. Özetle gıda güvenliği dediğimizde insan sağlığına zarar verme potansiyeli içermeyecek. Yani içeriğinde herhangi bir kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik risk bulunmayacak şeklinde söyleyebiliriz. Güvenli süte devam edelim. Sağlıklı bir hayvandan sağlık koşulları da uygun olduğu sürece sağılan süt herhangi bir kirlilik ya da istenmeyen ya da zararlı bir mikroorganizma içermez. Ancak sütün içerisindeki zengin besin değeri nedeniyle bu süt uygun olmayan şartlarda bekletildiğinde muhakkak istenmeyen mikroorganizma gelişimi kolaylıkla görülebilmekte ve sağlığa zararlı, hastalık etmeni bir gıda haline gelebilmektedir. Sütü şöyle düşünürsek bir bebeğin bile gelişiminde tek başına mükemmel bir kaynak olarak yer alması şeklinde düşünürsek mikroorganizmaların da gelişebilmesi için içerisinde protein, yağ, vitaminler, mineraller gibi çok çeşitli besin kaynakları var. Bu kaynaklar mikroorganizmaların gelişimi için de çok uygun bir kaynak. Dolayısıyla mikrobiyal bulaşmayı önlemek için mutlaka sütün toplanması aşamasında, sığımı aşamasında, soğutma, nakliye, depolama, üretim aşamalarının tamamında temizlik ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Herhangi bir kontaminasyon ya da bulaşı gerçekleşmemesi için. Gerekli tebliğe göre yani Türk Gıda Kodeksi çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri tebliğinde bahsedildiği üzere toplam canlı bakteri sayısı 30 santigrat derecedeki 1 mililitre çiğ inek sütünde 10 üzeri 5 adedi geçmemeli. Yani ne demek bu? 100 bin adedi geçmemeli. Çiğ inek sütünden bahsediyoruz. Daha sonrasında herhangi bir ısıl işlem bile görecek olsa böyle bir kriter konulmuş. Bunun konulmasındaki sebep temiz ve sağlıklı bir süt eldesini engelleyebilme potansiyeli. Yani mikrobiyal bir risk olarak bunun ileriki aşamalarda mutlaka önlenmesi gerekiyor. Bu yaklaşıma önleyici yaklaşım diyoruz. Önleyici yaklaşım dediğimiz şey bir sorunun ortaya çıkmadan önce bertaraf edilmesi. Yani sorun oluştuktan sonra onu yok edebilmek çok mümkün değil. Bir mikroorganizma bulaşısı üründe gerçekleştikten sonra onu belirli bir ısıl işlemle yok edebilirsiniz ama istediğiniz düzeye belki de getiremezsiniz. Ama baştan önleyici tedbirlerinizi aldığınızda bu sorunun elimine edilmesi kolaylaşmaktadır. Şöyle de sorulabilir. Ben nasıl olsa ileride pastörizasyon gibi bir ısıl işlem uygulayacağım. O zaman çiğ sütte ne kadar mikroorganizma olduğu çok da önemli değil. Hayır, bu yanlış bir durum. Şu şekilde düşünebiliriz. Pastörizasyon gibi bir ısıl işlem mikroorganizmanın sadece logaritmik bir düzeyde azalmasına neden olur. Yani başlangıç mikroorganizma yükünüz sizin 10 üzeri 8, 10 üzeri 9 gibi çok yüksek düzeylerde ise pastörizasyon sonrasında bu 10 üzeri 4'e, 10 üzeri 5'e düşebilir. Yani verdiğim rakamlar net rakamlar değil, sadece temsili söylüyorum. Bu nedenle
başlangıç mikroorganizma yükünüzü düşük tutmanız gerekiyor ki pastörizasyon sonundaki mikroorganizma yükünüz de düşük olsun. Çünkü yüksek bir pastörizasyon sonrası mikroorganizma yükü o ürünün çok çabuk bozulmasına neden olacaktır. Normalde bir pastörize sütün raf ömrü 7 ila 10 gün gibi düşünülebilir. 10 güne kadar çıkmayabiliyor bazen, sadece sıcaklık yüksek uygulandığı zaman 10 günlere çıkabiliyor. Ama eğer başlangıç mikroorganizma yükünüz çok yüksekse, yani çiğ sütü çok uygun olmayan şartlarda, sıcak koşullarda beklettiyseniz örneğin, daha sonraki aşamalarda bu sütün içerisindeki mikroorganizma sayısını düşürmekte zorlanıyorsunuz ve süt çok kısa bir sürede bozuluyor, ısıl işlem görmüş olsa bile. Bu nedenle sağım sonrası sütün çok hızlı bir şekilde soğutulması, üretim aşamasına kadar da mutlaka soğukta muhafaza edilmesi ve diğer faktörlerden bulaşıların önlenmesi gerekmekte. Bu diğer faktörler dediğimiz faktörler neler? Yani gıda güvenliğini tehlikeye sokan faktörler neler? Biz temel olarak bu aşamaya kadar mikrobiyolojik faktörlerden bahsettik. Mikrobiyolojik tehlikeler. Mikrobiyolojik tehlike dediğimiz çoğunlukla bakteriler, virüsler, protozoalar, mayalar, küfler gibi mikroorganizmaların yarattığı tehlike kaynaklarıdır. Ama bunun haricinde şurada gördüğünüz gibi fiziksel tehlikeler, kimyasal tehlikeler, biyolojik tehlikeler gibi tehlikeler de söz konusu. Fiziksel tehlikeler neler? Örneğin sağım sırasında sütün içerisine düşebilen bir toz parçası, teneke parçası, sap, saman, çöp, çekirdek gibi fiziksel maddeler fiziksel tehlike olarak göz önüne alınıyor. Kimyasal tehlikeler dediğimizde pestisitler, ağır metal bulaşıları, farklı katkı ve koruyucular, alerjenler kimyasal tehlike. Örneğin süt depolamada kullandığınız tankı dezenfeksiyon işlemine tabi tuttunuz, temizlik işlemine tabi tuttunuz. Burada tankın içerisinde kalan deterjan kalıntısı veya dezenfektan kalıntısı da kimyasal risk olarak değerlendirilebiliyor. Biyolojik tehlike dediğimizde ise böcekler, kemirgenler, kuş, fare, haşere gibi unsurları düşünebiliriz. Dolayısıyla tüm bu faktörleri, özellikle mikrobiyel ve biyolojik faktörleri yok edebilmek için hijyen, temizlik ve hijyen olmazsa olmaz şartlarımızda. Mutlaka ön şart olarak bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu ön şartı nerelerde uyguluyoruz? Genel koşullara uyguluyoruz. Mesela genel koşullar dediğimiz nedir? Personel, personelin hijyeni, personelden bulaşı gibi düşünebiliriz bunu. Bina ve altyapı temizliği olarak düşünebiliyoruz. Ekipman temizliği, ekipman hijyeni gibi düşünebiliyoruz ve üretim ve ürün kontrolünde de yine alınması gereken hijyenik önlemler ve sanitasyon koşulları diye düşünebiliriz. Şimdi genel koşullar birinci maddemiz. Genel koşullar dediğimizde çoğunlukla personel ile ilgili hususları göz önüne aldığımızı söylemiştik. Bundan personel ilgili koşullar neler diye bakacak olursak, mutlaka hastalık kontrolünün yapılması gerekiyor personelin. Kişisel personelin kendi kişisel hijyenini sağlaması, örneğin el yıkaması veya dışarıya girip çıktıktan sonra işte ayak banyosuna veya bone giymesi, galoş giymesi gibi hususlar kişisel hijyen olarak değerlendiriliyor. Ve üçüncü husus ise eğitim. Yani kişinin, çalışanın bunları neden yapması gerektiğini gerçekten anlaması, bilmesi ve buna göre uygulaması gerekiyor. Özetle söyleyecek olursak, personel hiçbir şekilde hastalık taşımamalı, giysileri, elleri temiz olmalı, eldiven takmalı üretim içerisinde çalışırken, özellikle ürünle birebir temas halinde çalışırken, mücevher takmamalı. Bunun sebebi herhangi bir şekilde, örneğin bir küpe olarak düşünürsek, küpenin ürünün içerisine düşme ihtimali. Saçında bone olmalı, çünkü saçının bir teli bile ürüne düşerse bu büyük bir aslında fiziksel tehlike olarak düşünülüyor. Tesiste, üretim yerinde veya süt toplama alanında sigara içirmemeli, herhangi bir şey yenilip içilmemeli. Hem ürünü bulaştırmamak, kontamine etmemek, hem de ortamı ve diğer kişilere zarar vermemek adına bunun yapılması gerekiyor. Ve bu işi yürütecek yeterlilikte eğitim almış olması gerekiyor. Şimdi hastalık taşımamalı dedik. Hastalıktan kastımız nedir? Portör muayenesi testleri, yani gayta, insan dışkısı kültürü. Yani dışkının mikroskobik olarak incelenmesi, yani gaytanın mikroskobik olarak incelenmesi mutlaka hastalık kontrolünde başvurması gereken bir faktör. Neden? Çünkü sindirim sistemi veya solunum sistemi hastalıkları bulaşıcı olabiliyor. Aynı ortak tuvaleti kullanan işçilerde eğer bir kişide bir hastalık söz konusuysa, bu hastalığın hijyen kurallarına çok da uymadığını varsayarsak eğer o kişinin,
bir başka kişiye, kendisinden sonra orayı kullanan kişiye bulaştırması çok normal. Dolayısıyla bunun için mutlaka 6 ayda bir portör muayenelerine tabi tutulması gerekiyor. Bunu aslında işletmenin yapması gerekiyor. İşletme ya bunu bir gezici portör muayenesi yapan araçla, aracı tesise kabul ederek bütün çalışan personele bu muayeneleri yaptırılmasından sorumlu veya o çalışan kişiye 6 ayda bir bir günlük bir izin vererek gerekli bir hastanede bu sonuçları kendilerine getirmesini istemek zorunda. Gaytanın haricinde bu sindirim sistemi enfeksiyonunu temsil ediyordu. Bir diğeri de burun ve boğaz kültürü. Bu da solunum yolu enfeksiyonunu temsil ediyor. Solunum yolu enfeksiyonunun olup olmadığını, bunun başka kişilere bulaşıp bulaşmaması anlamında mutlaka bir kültür alınması gerekiyor ve bunun sonucunun ibraz edilmesi gerekiyor. Yine bir solunum yolu hastalığının göstergesi olarak akciğer grafisi de bu portör muayenelerinde 6 ayda bir başvurulması gereken bir analiz. Şimdi üründe bulaşı kaynaklarına tekrar şöyle bir göz atacak olursak, personelin çıplak elle ürüne temas etmemesi, bu çok önemli. Hasta ve hastalık taşıyıcı kişilerin üretimde çalışmaması, bunlar personelle ilgili kaynaklar. Bunların haricinde gıda ile temas eden alet ekipmanın yetersiz temizlenmesi. Örneğin bir parti süt geldi. O parti sütten sonra tankın temizlenmesi gerekiyor. Tank yeteri kadar temizlenmezse, orada bir süt kalıntısı, bir protein kalıntısı kalırsa, daha sonraki parti süt o tankın içerisine konulduğunda orada bir kontaminasyon gerçekleşecektir. Yani temiz sütle, pastörize olmuş bir sütle çiğ sütün bulaşması da aynı etkiyi gösterebilir. Buna da çapraz bulaşma diyoruz. Örneğin daha önce çiğ süt konulmuş bir tankın içerisine bu sefer ısı işlemi uygulanmış bir süt konulduğunu varsayarsak, mutlaka buradan eğer yeterli temizlik yapılmamış olursa çapraz bir bulaşma gerçekleşebiliyor. Yine uygun olmayan ham ve yardımcı maddeler. Mesela bir süt tozu kullanıyorsunuz. Bu süt tozunun raf ömrü geçmiş. Bunu kullandığınızda bir bulaşı kaynağı söz konusu olabiliyor. Ve bizim bu eğitimimizde en fazla değineceğimiz yetersiz hijyen ve sanitasyon uygulamaları en fazla üründe bulaşı kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Özellikle su toplama merkezleri olarak düşünürsek. El hijyeni kişisel hijyen kapsamında. El hijyeninin nasıl yapılması gerektiği mutlaka personele açıklanmalı. Bununla ilgili eğitim verilmeli. El yıkama prosedürü ilgili yerlere asılmalı. Ben burada tekrar kısaca bir değinmek istiyorum. Ellerin ıslatılıp ellerin içi, dışı, parmak, tırnaklar, bileklerle beraber iyice sabun vasıtasıyla temizleniyor. Sonrasında çok iyi bir durulama gerçekleşiyor ve kağıt havlu kullanılarak eller ve bilekler kurulanıyor. Burada kesinlikle sıcak hava üfleyen aparatların, ekipmanların kullanılmaması gerekiyor. Çünkü ortamda var olan bir mikroorganizmanın havada dağılmasına ve yayılmasına neden oluyor. Yine musluk kirli olma ihtimaline karşı yıkanmış olan elle değil de elimizi kuruladığımız havluyla kapatılması tercih ediyor. Buraya kadar anlattığımız durum aslında sadece bir temizlik. Yani el yıkama nasıl yapılır? Böylece fiziksel kirlerden alındırmış oluyoruz. Ama temizlenmiş bir elin dezenfeksiyonu da daha sonrasında önemli bir kavram. Özellikle süt ürünleri işletmelerinde, süt alım toplama merkezlerinde çalışan kişiler için yıkanmasından sonra uygun bir dezenfektan ile, bu bir %70 alkol içeren bir dezenfektan olabilir, ellerin 20 saniye boyunca ovuşturularak dezenfekte edilmesi. Çünkü bu dezenfeksiyon aslında mikroorganizmaların oradan uzaklaştırılması için uygulanması gereken bir prosedür. El yıkama kısmında mikroorganizmaların tamamen uzaklaşmayacağını düşünebiliriz. Orada bir fiziksel temizlik söz konusu oluyor. Tamamen mikroorganizmaların elemine olması için el dezenfeksiyonuyla temizliğin devam ettirilmesi düşünülebilir. Şimdi temizlik ve hijyen kavramları birbirlerinden farklı kavramlar. Temizlik dediğimizde bu ilgili yönetmelikte iş yerlerinde biriken kirin, toprağın, gıda kalıntılarının ve diğer istenmeyen maddelerin ortamdan mekanik ve kimyasal işlemlerle uzaklaştırması işlemini ifade ediyor. Özetle yani yüzeylerde bulunan kirin ortamdan uzaklaştırması. Burada kir dediğimiz fiziksel kir. Ne olabilir? Toz, toprak gibi bir serbest kir olabilir, mikrobiyal bir kir. Suda çözünen tuz ve şeker gibi bir kir olabilir veya suda çözünmeyen yağ, protein kalıntıları gibi kirler olabilir. Süt ürünü özelinde düşünürsek özellikle bu çözünmeyen kirler biraz daha fazla baş belası olabiliyor. İşte temizlik dediğimiz sabunla ya da deterjanla yapılan işlemde bu kirlerin uzaklaştırılması söz konusu oluyor. Ama bir dezenfeksiyon işlemi, yani bir hijyenik uygulama aslında burada tam olarak
tamamlanmış olmuyor. Şimdi temizliğe şartlarını konuştuktan sonra hijyen için ek olarak ne yapmamız gerektiğini bakacağız tekrar. Temizlik dediğimizde temizliğin bazı şartları var. Örneğin kullandığımız suyun mikrobiyal açıdan kaliteli ve yeterli miktarda olması çok önemli. Yani kalitesiz bir su ne demek? Mikroorganizma yükü fazla bir su. Böyle bir suyu işletme temizliğinde kullandığınız zaman sudan işletmeye bir mikroorganizma bulaşısı gerçekleşecek. Bu da aslında yapmak hiç istemediğimiz bir şey. Bir mikroorganizmaları temizlemek istiyoruz. Aynı şekilde lavabolarda kullanılan suyun da yeterli miktarda yine belirli bir ısı ve basınçta olması çok önemli. Temizliğin tam olarak sağlanabilmesi için. Yeterli bir kanalizasyon. Hızlı ve etkili bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak önemli. Yıkama suyunun ortamda birikmesi orada yine mikrobiyal bir bulaşı kaynağı olarak yer alacak. Su tesisatı dediğimizde borular çok önemli. Borulardan su damlaması kesinlikle istenmeyen bir durum. Boruların bu anlamda kaplanması özellikle tercih ediliyor bütün gıda işletmelerinde. Zemin drenajı çok önemli. Belirli bir eğim olması gerekiyor ki yıkama suyunun birikiminin engel olarak hızlı bir şekilde aktarılması için. Bu da daha çok hijyenik tasarım. Yani bir tesisi kurduktan sonra bunu yapabilmeniz çok zor. Ama hijyenik tasarım dediğimiz bir tesisi daha kurmadan önce bir tasarım yaptığınızda mutlaka bir zemin drenajı vermek uygun olacak temizliğin etkin yapılabilmesi için. Yine tuvaletler hijyenik koşullara uygun olmalı. Kapıları otomatik açılıp kapanabilen tuvaletler olmalı. Doğrudan proses alanına kesinlikle açılmamalı. Bir diğer faktör yine lavabolar. El yıkamak için uygun sıcaklıkta su olmalı. Mutlaka sıvı sabun olmalı. Kağıt havlu olmalı. Bunların eksikliği çok önemli. Mesela sabun bittiği zaman bunun acilen tamamlanması gerekiyor. Personelin orada etkili bir temizlik yapabilmesi için ve el yıkama kısmında da söylemiştim. Orada uyarıcı yönlendirici levhalar veya bilgilendirmelerin asılması yine çok önemli. Atıkların uzaklaştırılması. Örneğin çöp birikti, bir ambalaj birikti, ambalaj atığı birikti. Bu tarz çöplerin tesis içerisinde bekletilmeden hızlı bir şekilde tesisten uzaklaştırılması yine çok önemli. Herhangi bir şekilde ürünü de etkilememesi için atıkların hızlı bir şekilde uzaklaştırılması. Yine genel bakım, binalar, demirbaş, tesisat, diğer fiziksel olanaklarda bazı tadilat gereken işler olabilir. Mesela çatıda bir delik olabilir, yağmur yağdı, bir yerde bir çatıda bir tuğla uçtu. Bununla ilgili önlemlerin hemen alınması gerekiyor. Temizleme işlemlerinin etkinliğinin devam ettirilebilmesi bakımından bunlar çok önemli. Hayvan ve zararlı böceklerin kesinlikle tesis içine girişi engellenmeli. Fare varsa bununla ilgili mutlaka önlemler alınmalı. İnsektisitler, rodentisitler kullanılabilir. Ama tabii bunların da ürüne geçerek üründe bir karıntı bırakmaması için gerekli önlemlerin de mutlaka alınması gerekmekte. Aletlerin temizliği dediğimizde tesisteki bütün kullanılan kaplar, ürünlerin temas ettiği her türlü ekipman, tanklar, borular yeterli sıklıkta temizlenmeli. Hatta günlük temizlik, haftalık temizlik şeklinde farklı temizlik malzemeleriyle temizlik programları oluşturulmalı. Bu hususta mutlaka gıdayla temas eden ekipmanların toz, kir, gıda parçaları birikimi önlenmeli ve temiz tutulması gerekir. Hijyen dediğimizde hijyen ne demek? Şimdi temizlik ve hijyen birbirinden farklı. Temizlik için ne dedik? Temizlik ortamdaki fiziksel yani gözle görülebilen kirlilik unsurlarının ortamdan uzaklaştırılması. Hijyen dediğimizde ise belirli bir ortam veya yüzeydeki mikroorganizmaların ve sağlığa zarar veren diğer tüm unsurların yok edilmesi. Yani hijyen kavramı biraz daha insan sağlığını göz önünde bulunduruyor. Temizlik biraz daha fiziksel kirlerin uzaklaştırılması, hijyen ise sağlık üzerine olumsuz etki yapabilecek unsurların uzaklaştırılması. Dolayısıyla hijyen için insan sağlığının korunmasına yönelik uygulamalar ve alınan önlemlerin tamamıdır diyebiliriz. Kişisel hijyen ve işletme hijyeni şeklinde ikiye ayırabiliriz hijyen kavramını. İşletmede çalışan personelin el temizliğinden genel sağlık durumuna kadar pek çok faktör kişisel hijyen kapsamına giriyor. Örneğin el yıkama hijyeni, kıyafetinin temiz olması, bone takması, galoş kullanması, eldiven takması bunlar kişisel hijyen. İşletme hijyeni dediğimizde ise tesisin içerisinde üretimden tüketime kadar her türlü mesela süt geldi süt toplamada, süt sonrasında soğutuldu, nakliye için çıktı. İşte bu aşamanın tamamında herhangi bir bulaşmaya maruz kalmaması için gereken önlemlerin alınması. Yine burada temizlik ve hijyen programlarının uygulanması çok önemli. Mutlaka
kabul, ürün kabulden depo, sevkiyat, bütün aşamalara kadar gıda güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor hijyenik uygulamalar. Ürün kalitesini ve insan sağlığını korumayı amaçlıyor. Net amacı hijyenik uygulamaları. Koruyucu giysilerin giyilmesinin de iki temel amacı var aslında. Koruyucu giysi dediğimizde aslında sadece ürünü korumak gibi algılıyoruz biz. Yani sütü korumak. Yani personelden süte, çalışandan süte bir bulaşı olması. Mesela çalışanın eli kirli ise eldiven takarak elinden süte bir bulaşı olmasın diye algılıyoruz. Ama bunun tam tersi de aslında hedefleniyor. Koruyucu giysilerde çalışanı da koruyor. Yani iş sağlığı ve güvenliği tedbiri kapsamında çalışanı da koruyor. Üründe herhangi bir patojen varsa ya da başka bir arkadaşında bir patojen varsa nefesle kendisine bir mikroorganizma geçişini engelleyebiliyor. Mesela bir maske kullanımı. Bu uygulamaların tamamı hijyenik uygulamalar. Hijyenik uygulamalar dediğimizde bir de ortam havasını düşünmeliyiz. Ortamın da temizliği çünkü çok önemli. Hava temizliği, işletme havası. Ortam havasında biriken mikroorganizma sayısının azaltılması da gerekmekte. Çünkü zaman içerisinde mesela orada personel çalışıyor. Ürünler açılıyor, kapanıyor. Belirli bir personel içeri girdiğinde belirli bir toz kalkıyor. Koku çıkıyor, buhar gibi unsurlar söz konusu olabiliyor. İşte bunların ortam havasında birikmesi de mikroorganizmaların orada daha fazla yaşaması. Örneğin buharda nem oluşumu gerçekleşecek ve öyle bir ortamda mikroorganizmalar çok daha rahat havada tutunabilecek. Dolayısıyla ortam havasının temizlenmesi kapsamında da bir havalandırma işlemi yapılması uygun görülmekte. Sanitasyon dediğimizde bu da farklı bir kavram. Sanitasyon aslında hijyene ulaşabilmek için alınması gereken önlemlerin tamamı. Yani şöyle düşünelim, hijyen bizim hedefimiz. Hijyenik bir üretim yapmak istiyoruz. Hijyenik bir işletmede çalışmak istiyoruz. Bu hijyeni sağlayabilmek için yapmamız gereken uygulamaların ve alınan önlemlerin tamamına sanitasyon deniyor. Özellikle sanitasyon hijyene hizmet eden bir alt birim. Hijyen uygulamalarına dikkat edilmemesi durumunda kişilerde enfeksiyon yani hastalık çıkabiliyor. İşletme ve gıdalarda ise patojen mikroorganizma bulaşıları meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bu hijyenik uygulamaların yapılması sanitasyon prosedürleri olarak gerçekleşebiliyor. Ürünün personel kaynaklı bulaşılardan korurken personeli de hastalıklardan korumuş oluyor bu sanitasyon prosedürleri. Yine en son aşamada dezenfeksiyon. Slaytlarımızın başında el yıkamadan sonra bir dezenfeksiyon işlemi olması gerektiğinden bahsetmiştim. Çünkü el yıkamada fiziksel kirler uzaklaşırken dezenfeksiyonun mikrobiyal kontaminasyonu yok ettiğini söylemiştim. İşte temizlikte de aynı şekilde yani işletme hijyeninde de aynı şekilde bir süt alım toplama merkezini düşünecek olsak süt toplama merkezini temizledikten sonra mesela bir su ve deterjanla temizledik. Deterjan uygulamasından sonra ekstra bir dezenfeksiyon işlemi uygulanması gerekiyor. Bu deterjanla uygulanan temizlik ve dezenfektan ile uygulanan dezenfeksiyon işlemleri birbirinden farklı. Gerçi dezenfeksiyon sadece kimyasal dezenfektanlarla uygulanmıyor. Isı uygulayan dezenfeksiyon işlemleri de var. Örneğin sıcak su veya buhar tutarak bir tankın içi de dezenfekte edilebiliyor en son aşamada temizlik aşamasından sonra veya bazı işletmelerde ışınlama denilen UV ışın yayan lambalar söz konusu. Bu UV ışın yayan lambalarda ortamdaki mikroorganizmaların DNA'sına zarar vererek onların yok olmasına, ölmesine dolayısıyla yüzeylerden ve ortamdan uzaklaşmasına neden oluyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. Dezenfeksiyon mikrobiyal temizliği sağlıyor. Normal bizim deterjanlarla yaptığımız temizlik işlemi çoğunlukla fiziksel kirliliği yok ederken dezenfeksiyon mikrobiyal kirliliği yok ediyor ve mikrobiyal bir etkinlik ortaya çıkarıyor. Ancak şunu da söyleyebiliriz bu mikrobiyal etkinlik derken bakteri sporları bazı dezenfektanlarla yok olabiliyor. Evet mesela formaldehit gibi bir çok etkili dezenfektan var. Bakteri sporlarını dahi yok edebiliyor ama bütün dezenfektanlar için geçerli değil bu. Bazı dezenfektanlar bakteri sporlarını etkilemiyor. Spor dediğimizde bir kılıf ile kaplı bir mikroorganizma düşünebiliriz. Ama bu kılıf çok sağlam yapıda. Bu sağlam yapıdaki kılıf onun yani içindeki bakterinin sıcaklıktan, dezenfektan, tüm olumsuz faktörlerden korunmasını sağlıyor. Böylece yıllar boyu bu sporlar yaşayabiliyor. Ama şöyle de bir tarafı var. Bu sporlar uygun koşulları bulduğu zaman normal bir bakteri, vejetatif diyoruz ona, vejetatif formdaki bir bakteri haline dönüşebiliyor. Bu şekilde de tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla çok spor içerdiği düşünülen bir
ürün ya da bir ortam için belki çok etkili dezenfektanlar kullanılabilir ama orta düzeyde veya hafif düzeyde bir dezenfektan aslında sterilizasyon etkisi göstermiyor. Sterilizasyon dediğimiz bütün bakteri sporlarının, bakteri vejetatif formlarının tamamını yok eden dezenfektan ama çoğu dezenfektan bu etkiyi göstermemekte. Dezenfektan çeşitlerine bakacak olursak farklı dezenfektan çeşitlerimiz var. Mesela halojenler, bunlar aktif klor içeren bileşikleri, mesela hipoklorit, halk arasında çamaşır suyu olarak bilinen bir ürün, aktif klor bileşikleri dezenfektan olarak kullanılabiliyor. İodoforlar, iot içeren solüsyonlar, brom bileşikleri yine suyun arıtılmasında iotlarla birlikte kullanılabiliyor. Yüzey aktif maddeler, yüzey aktif maddeler de aslında tamamı dezenfektan kategorisinde değil, iyonik ve iyonik olmayan, yani suda iyonlaşabilen veya suda iyonlaşamayan olarak ayrılıyor. Dezenfektan olarak kullanılanlar suda iyonlaşabilenler. Yani bunlar çoğunlukla katyonik veya amfoterik bileşikler olarak biliniyor. Bu yüzey aktif maddelerde dezenfektan olarak kullanılabiliyor. Yine peroksitler, dezenfektan, hidrojen peroksit sıklıkla kullanılan bir dezenfektan. Alkali ve asit bileşikler, örneğin sodyum hidroksit, potasyum hidroksit alkali bir bileşik. Asit bileşik dediğimizde nitrik asit, asetik asit gibi bileşikler yine yüzey temizliğinde kullanılabiliyor ama bunların olumsuz bir tarafı da var. Aşındırıcı etki gösterebiliyor. Yani ekipman üzerinde korozif bir etki gösterebiliyor. O yüzden uygulama dozu, uygulama oranı çok önemli. Alkol bazlı bileşikler yine son yıllarda pandemiyle birlikte aslında çok fazla hayatımıza girdi. %70'lik alkol çözeltileri. O mikroorganizmanın protein yapısının denatürasyonuna neden oluyor alkol. Dolayısıyla alkol bazlı bileşikler de dezenfektan olarak mikrobiyal temizlikte kullanılabiliyor. Benzer şekilde fenol türevleri, aldehitler, formaldehit dediğim en güçlü dezenfektanlara örnek verebiliriz aldehitlerden. Azotlu bileşikler yine endüstride sıklıkla kullanılan dezenfektan çeşitleri. Etki düzeylerine göre kategorize edecek olursak yüksek seviyeli dezenfektanlar, orta seviyeli dezenfektanlar ve düşük seviyeli dezenfektanlar olarak ayrılabiliyor. Yüksek seviyeli az önce de örnek verdim, formaldehit çok etkili. Yani bu insan sağlığı üzerine de hatta uygun kullanılmazsa toksik etki gösterebiliyor. %6 hidrojen peroksit, yine sodyum hipoklorit çözeltisi. Dozu burada önemli. 1000 ppm gibi bir dozu yüksek seviyeli dezenfektan kategorisine giriyor. 1000 ppm dediğimiz burada aslında kilogramda 1 mililitre ya da litrede 1 mililitre ya da kilogramda 1 miligram gibi düşünebiliriz bunu. %6 dediğimizde yine o çözeltinin içerisinde 100 birim, çözeltinin içerisinde 6 birim hidrojen peroksit olduğunu düşünebiliriz. Bu yüksek seviyeli dezenfektanlar bakteri sporları da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalar üzerine öldürücü etki gösterebiliyor. Orta seviyeli dezenfektanlar ise örneğin %60 ila 90 arasında etil alkol çözeltisi veya izopropil alkol çözeltisi. Bunlar bakteri sporlarına etki etmemekte ancak diğer bütün küflere, zarfsız virüslere, diğer bakterilere karşı etki göstermekte. Düşük seviyeli dezenfektan dediğimizde de yine %50'nin altında etil ve propil alkol çözeltisine örnek verebiliriz veya 1000 ppm'den daha düşük olan 100 ppm serbest klor içeren hipoklorit çözeltisine örnek verebiliriz. Bunlar da yine sporlara etki etmiyor, virüslere etki etmiyor ama vejetatif mikroorganizmalar üzerine etki ediyor. Dolayısıyla bizim aslında tehlike gördüğümüz, yok etmek istediğimiz hedefimiz neyse aslında ona göre bir dezenfektan çeşidi seçmemiz de gerekiyor. Süt toplama merkezi özeline inecek olursak şimdi buraya kadar biraz daha genel bir açıklama yaptık. Süt toplama merkezi temizliğin nasıl yapılması gerektiğine birkaç örnek vermek istiyorum ben. Mutlaka su dezenfekte olarak gelmiyorsa içerisine 50 ppm gibi düşük bir dozda hipoklorit katılmalı. Çünkü hipokloritin az önce de söyledim bir dezenfektan özelliği var. Mikroorganizmaların yok edilmesinde etkin bir faktör. Yine sert su kaynağı varsa sert su işletmede aslında çok tehlikeli. Çünkü bunlar inorganik kirlilik yaratıyor. Yani bu mineraller suyun içerisindeki kalsiyum, magnezyum bir yerden sonra taş oluşturuyor ve yüzeylerde yapışabiliyor, kalabiliyor, tankların içerisinde kalabiliyor ve bunlar da hem temizlik etkinliğini düşürüyor hem de orada farklı bulaşılara neden olabiliyor. Örneğin ısıl işlem etkinliğini
düşürebiliyor. Orada eğer bir ısıl eşanjörün içerisinde böyle bir şey oluşursa farklı olumsuz etkilere neden olabiliyor. Yine deterjan içerikleri, inorganik alkaliler kullanmalı su toplama merkezi temizliğinde. Sodyum karbonat, silikatlar, sodyum fosfatlar, yüzey aktif bileşenlerden bahsetmiştim. İyonlaşabilen katyonik yüzey aktif bileşenler bu anlamda aslında en fazla zefiran denilen bir örnek verebilirim burada. Yine zefiran çok fazla yüzey temizliğinde çok düşük dozda bile etkili olabilen bir yüzey aktif bileşen. Su yumuşatıcılar sertliğe karşı ve etkin bir temizlik sağlayabilmek için başvurulması gereken malzemeler. Dezenfektan içeriği olarak da 85 santigrat derecenin üzerinde sıcak su tek başına kullanılabilir, buhar kullanılabilir veya bunlar kimyasal dezenfektan ile birlikte kullanılabilir. Bu şekilde de etkinlik yani mikroorganizmaların oradan yok edilmesi çok daha etkili bir şekilde gerçekleşecektir. Bir temizlik protokolü örneği vermemiz gerekirse süt toplama merkezinde öncelikle bir ön durulama. Bu ön durulamada amaç ortamdaki kirliliğin uzaklaşması. Süt geldi, süt tankı olarak düşünelim mesela. Süt geldi, süt gitti, nakil edildi, gitti. Süt tankını temizlemek istiyoruz. Öncelikle o süt artığının temizlenmesi için bir ön durulama yapılması gerekiyor. Genellikle 37-40 çok yüksek sıcaklıkları geçmemeli ki orada bir yapışma, proteinlerin kalması gibi bir durum söz konusu olmasın. Sonrasında bir yıkama işlemi, özellikle alkaliyle yıkama işlemi, organik kirliliklerin giderilmesi için başvurulan bir yöntem. Bu biraz daha yüksek sıcaklıklarda yapılıyor. 70-75 santigrat derece gibi sıcaklıklarda. Bu arada organik kirler dediğimiz besin kaynaklı, besin maddesi kaynaklı kirleri bahsediyoruz. Yağ gibi, protein gibi, şeker gibi. Gerçi şeker suda rahat çözünebilen bir bileşen ama protein ve yağlar suda kolay çözünemez, hatta çözünemez diyebiliriz. Bu nedenle 70-75 santigrat derecede bir alkali, kostik soda gibi bir çözeltiyle temizlik yapılması gerekiyor. Tüm sökülebilir parçalar sökülerek 5 dakika boyunca deterjan çözeltisinde bekletilmeli. Borul gibi sökülemez noktalarda ise sirkülasyonla aynı deterjan çözeltisi 10 dakikaya kadar bir sirkülasyonla mutlaka gezdirilmeli boruların içerisinde ve temizlik sonunda temizlik çözeltisinin sıcaklığı yine 49-50 derece civarında olmalı. Bu yıkamadan sonra bir durulama, yine bir suyla durulama. Buradaki amacımız alkali kalıntısı kalmasını önlemek. Yani bir sonraki aşamamızın aslında etkinliğini arttırmayı hedefliyoruz. Tankın içi ve dışı, vanalar, borularda kalan deterjan çözeltisi, musluk suyu suyla durulanıyor. En son aşamamızda asit deterjan sirkülasyonu yapılıyor. Burada da inorganik kirleri yani mesela kalsiyum, magnezyum gibi mineral kirlilikleri varsa bunların temizlenmesi, alkalinin nötrlenmesi, eğer alkali kalıntısı varsa alkalinin nötrlenmesi ve temizliğinin tam olarak etkin bir temizlik olarak tamamlanması gerçekleştirmeli. Bir de şunu belirtmek gerekir. Asla klorlu bileşiklerle diğer deterjan ve asitler bir arada karıştırılarak kullanılmamalı. Bu evlerde de aslında çok sık rastlanılan bir problem. Mesela kireç sökücü ile çamaşır suyunu birlikte kullanmak. Ne oluyor? Bu ikisi karıştığı zaman bir reaksiyon gerçekleşiyor ve bu reaksiyon sonucu açığa çıkan buhar toksik etkiyi gösterebiliyor. İnsan sağlığı açısından da bu çok önemli. Hangi çözeltiyi kullanmamız gerekir diye bir soru işareti oluşabilir. Örneğin sizin amacınız nedir? Hangi mikroorganizmayı yok etmek istiyorsunuz? Belki buna göre kendinize birkaç alternatif çözelti bulacaksınız. İşte bunların dezavantajları ve avantajları söz konusu. Örneğin klorlu bileşikler, en fazla bahsettiğimiz hipoklorit, çamaşır suyu en fazla yaygın olarak kullanılan. Klorlu bileşikler evet ekonomik, mikroorganizmalara karşı oldukça etkili. Piyasada sıvı ve toz formda ticari olarak satılan formları var. Sert sulardan olumsuz etkilenmiyor ve temizlik etkinliğini ölçen test kitleri mevcut. Ama dezavantajı da var. Mesela kullandığınız alet ekipman nasıl bir ekipman? Paslanmaz çelik mi? Farklı bir şey mi? Paslanmaz çelik kullanılması gerekir aslında esas olarak bütün işletmelerde, gıdayla temas eden tüm ürünlerde. Ama korozyona neden olabilme özelliği var klorlu bileşiklerin. Asitliğe bağlı bir etkinliği değişebiliyor. Farklı asitliklerde etkinliği değişebiliyor. Depolama, sıcaklık ve ışıktan olumsuz etkileniyor. Mesela ışık
görmemesi gerekiyor. Bu piyasada satılan çamaşır sularından da bunu hatırlayabiliriz aslında. Etkinliği azalıyor böyle durumlarda. Deride kaşıntıya neden olabiliyor. Hoş olmayan kokusu var. Kimilerine göre bu değişken olabilir ama plastik parçalarının temizlenme etkinliği de klorlu bileşiklerde düşük olarak değerlendirilebilir. Yine dörtlü amonyum bileşikleri, katyonik bileşikler, zefiran örnek vermiştik buna. Mikroorganizmalara karşı oldukça etkili, toksisitesi düşük, renksiz, kokusuz. Korozyona çok fazla neden olmuyor. Bu bir avantaj, oldukça yüksek bir avantaj işletmeler için. Asitlik değişimlerinden, yüksek asitlikten düşük düzeyde etkileniyor ve deride alerji yapmıyor. Ancak bazı koliform gibi zararlı mikroorganizmalara karşı yetersiz bir etkinliği var ve anyonik deterjanlarla birleştiği zaman ise etkinliği azalıyor. Yine iyotlu bileşikler, etki gücünü gösteren renk indikatörleri mevcut piyasada. Bunlar çok avantaj aslında. Bu tarz bileşiklerin etkinliğini ölçebilmek çok önemli bir avantaj. Aktivitesinin süt bileşenlerinden etkilenme derecesi düşük. Geniş bir sporsuz mikroorganizma grubuna karşı etkili ama sporlara çok etkili değil. Ama çok geniş bir sporsuz mikroorganizma grubuna karşı etkili. Su sertliğinden etkilenmiyor. Deride sorun yaratmıyor. Alerji gibi, kaşıntı gibi. Uzun bir raf ömrüne sahip. Korozyona neden olmuyor ve test kitleri mevcut. Ama dezavantajları var. pH'imiz arttığı zaman etkinliği düşüyor. Ekipmanlarda bazen renk değişimine neden olabiliyor. Sporlu mikroorganizmalara karşı zayıf etkisi var. 50 derece ve üzerindeki sıcaklıklarla birlikte kullanılması gerekiyor. Etkinliği bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve eğer bulaşırsa süte, tat kusurlarına da yol açabiliyor. Yani bir kalıntı şeklinde kalmaması dahi aslında bütün dezenfektanlar için bunlar önemli. Anyonik asitler dediğimizde asetik asit mesela, nitrik asit. Korozyona neden olmaz diyebiliriz ama düşük dozda kullanılırsa, çok yüksek dozda kullanıldığında belki olabiliyor. Sert sulardan, sıcaklıktan ya da organik maddelerden etkilenmiyor. Çok hızlı bir etki gösterebiliyor. Yine geniş bir mikroorganizma grubu üzerinde etkili ve süt taşı oluşumuna neden olmuyor. Ama dezavantajları da şunlar. pH'i artarsa etkinliği düşebiliyor. Yine arkayı deterjanlarla birlikte kullanılmaması gerekiyor. Nispeten pahalı ve SIP uygulaması dediğimiz yerinde temizlik uygulamalarında, yerinde temizlik dediğimiz bir herhangi bir personel tarafından değil de otomatik temizlik. Bir tankın içerisinden geçiyor, boru hattından otomatik bir şekilde geçiyor ve bu şekilde herhangi bir fırça ya da personele gerek duymuyor. İşte bu tarz uygulamalarda, yani SIP uygulaması dediğimiz uygulamalarda köpük bırakma gibi bir sorunla karşımıza çıkabiliyor. İşletmelerde hijyen dediğimizde kişisel hijyen, işletme hijyeni ve hava hijyeninin çok önemli olduğunu söylemiştik. İşletme hijyeninden de bahsettik. Şimdi sıra hava hijyeni. Hava hijyenini nasıl sağlamalıyız işletmelerde? Mutlaka doğal bir ventilasyon yapılabilmesine imkan verecek şekilde konumlandırılmalı işletme. Bu çok önemli. İlk dizayn aşamasında bunun göz önünde bulundurulması gerekiyor. Havadan kontaminasyonu önlemek için hava filtreleri kullanabilir. Bu filtrelerin pozitif bir özelliği var. Yani şu şekilde kirli havayı emerek temiz havanın işletmeye girişine sebep oluyor. Sürekli bir sirkülasyon. Fanlı sistemlerle bunu gerçekleştirebiliyoruz. Personelin hijyen kurallarına uymaması özellikle hava kirliliğine neden olabiliyor. Maske takmaması, bone, eldiven dikkatli kullanmaması, işletme içerisinde mesela hapşurdu diyelim, işte bir şey ağzına attı, yedi içti, sürekli arkadaşıyla konuştu. Bu tarz şeyler hava kontaminasyonuna, hava kirliliğine yol açabiliyor. İşte bütün bunların önlenebilmesi için hava hijyeninin de sağlanması gerekiyor. Özellikle giriş çıkış bölmelerindeki kapılar, yükleme rampaları, depo girişleri gibi sürekli hareket halinde olan kapı ve pencerelerde hava perdeleri kullanılması da oldukça yaygın bir uygulama. Bu hava perdeleri dışarıdaki kirli havanın, toz, toprakla birlikte belki haşerenin içeri girmesine veya içeride daha serin bir hava var, dışarıdaki sıcak havanın içeri girmesine engelleme özelliğine sahip. Nasıl kontrol ediyoruz hava ve yüzeydeki kirliliği? Dezenfeksiyon yaptık veya havada bir temizlik işlemi uyguladık. Filtre taktık ama havanın temizliğini merak ediyoruz. Acaba gerçekten mikroorganizmayı yok edebildik mi? Yoksa hala devamlı bir şekilde mikroorganizma yükü söz konusu mu havada? İşte burada havadan ve yüzeyden ekim yapabilme gibi bir imkan var. Şu şekilde örnek alıyoruz. Havadan
mikrobiyolojik örnek alma açık petri yöntemi dediğimiz bir yöntemle. Ne demek bu? İçerisinde besiyeri bulunan bir petri kabı. Petri kabı mikrobiyal uygulamalarda kullanılan küçük tabak gibi bir malzeme. İçinde de besiyeri var. Besiyeri mikroorganizmaların gelişimi için her türlü maddeyi uygun besiyeri diyelim, bakteri için farklı bir besiyeri, küf için, maya için, belki farklı patojenler için farklı besiyerleri söz konusu. Hedef mikroorganizmamız, tespit etmek istediğimiz mikroorganizma, ona uygun bir besiyeri seçiyoruz. Ve o besiyeri dolu petri kabını açık bir şekilde havasını, yani mikroorganizmasını ölçmek istediğimiz ortamda yaklaşık 15 dakika boyunca açık bir şekilde bekletiyoruz. Ardından kapağımızı kapatarak 37 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta ayarlanmış inkübatörde yaklaşık 24-48 saat kadar bekletiyoruz. Bu 37 santigrat dereceki inkübatörde bekletmemizin amacı orada havadan aldığımız mikroorganizmanın sayısının çoğalması ve gelişmesi için uygun sıcaklığı sağlıyor. Onlara. Bu şekilde 37 santigrat derece bekletilen inkübatörden 48 saat sonunda aldığımızda kabın içerisinde gözle görülür koloniler oluşuyor. Bu gözle görülür kolonilerin sayılması ile o ortamda ne kadar mikroorganizma var, hedeflediğimiz bakteri mi, küf mü, hangisi ise ne kadar bakteri var, ne kadar küf var, bunu sayabiliyoruz. Ama tabii küf ve bakteri için farklı sıcaklıklar, farklı besiyerleri ve farklı inkübasyon süre ve sıcaklıkları uygulanması gerekiyor. Küfler için bu sıcaklık ve süre 25-28 santigrat derecede yaklaşık 5 ila 7 gün şeklinde uygulanıyor. Yüzeyden bir mikrobiyolojik örnek almak istediğimizde, örneğin bir tankı temizledik. Sonra da hipokloritle uygun bir dezenfektanla dezenfekte ettik. Acaba yüzeyde bir mikroorganizma kaldı mı? Bunu tespit etmek istediğimizde bu sefer çubuk swab yöntemi kullanıyoruz. Çubuk swab yönteminde içerisinde bir nemlendirici solüsyon veya nötralizandan oluşan dilüsyon sıvısı bulunan steril bir kabın içerisindeki swab çubuklar kullanılıyor. Bu swab çubukları kapakları çevrilerek açılıyor ve dilüsyon sıvısına daldırılarak ıslatılıyor ve swab pamuğu örnek almak istediğimiz yüzeye temas edecek şekilde döndürüyor. Şuradaki görselden de takip edebiliyoruz. Şurada bir swab çubuğu söz konusu. Bu swab çubuğunu daldırıp daha sonra örnek almak istediğimiz tanka sürerek swab çubuğuna mikroorganizmaların transfer olmasını, geçmesini sağlıyoruz. Sonraki aşamada bunu yine bir besi ortamında geliştirme işlemini uygulamamız gerekiyor. Uygun bir besi ortamına swab çubuğunu sürüyoruz ve yine çoğalması, gelişmesi için uygun inkübasyon sıcaklıklarında belirli bir süre bekletiyoruz. Hedef mikroorganizmamız neyse aynı sürede bekletiyoruz. Bu şekilde de yüzeyden örnek almış oluyoruz. Süt alım tankları. Özellikle bunlara süt toplama merkezlerinde değinmek gerekiyor. Mutlaka kullanım amacına uygun olmalı. Yeterince temizlik yapılabilecek şekilde dizayn edilmeli. Böyle parçaları çıkabilir özellikle olmalı, çıkamayan parçalar veya öyle bir konumlandırılmalı ki yan tarafındaki diğer bir ekipmanla mutlaka bir kişinin araya rahatlıkla geçip temizleme yapabilme kolaylığı olmalı. Yani tüm boşluklar, ekipmanlar arasındaki boşluklar uygun şekilde ayarlanmalı ve yine aynı şekilde ekipman veya kaptan gıdaya herhangi bir şekilde makine yağı gibi, metal parçası gibi kontamine olmuş su veya diğer herhangi bir kontaminantın bulaşması önlenmeli. Bunlar için de ekipmanlara aslında sıklıkla belirli sürelerde bakım ve onarım işlemi yaptırılması gerekiyor. Çünkü sizin bilmediğiniz bir aşamada bir metal parçası oradan aşınmış olabilir, çıkmış olabilir. O sütün içerisine düşmemeli. Bunu olmadan önce önleme yaklaşımı uygulanmalı. Şimdi olmadan önce önleme yaklaşımı dediğimiz aslında bizim gıda güvenliğini sağlamada uyguladığımız esas şey. Buna aslında HACCP yöntemi diyoruz. Önleyici ve sistematik bir yaklaşım. Bir tehlike ortaya çıkmadan önce o tehlikeyi titizlikle analiz edip bu tehlike bize nasıl bir şeye yol açabilir? Biz bunları nasıl bertaraf etmeliyiz? Böyle bir şey oluşursa nasıl düzeltici faaliyetlerimizi devreye sokmalıyız? Gibi uygulamaları o tehlike henüz oluşmadan önce uygulama işlemine HACCP sistemi diyoruz. Buna tamamen sistematik ve önleyici yaklaşım. Önleyici yaklaşım dediğimizde tekrar ediyorum. Ortaya çıkmadan önce
önleme. Mesela bir antibiyotik kalıntısı. Antibiyotik kalıntısını üründe görmeden önce o antibiyotik süte nasıl bulaşmamalı? Örneğin hayvanımız hastalandı. Hayvan hastalandığı zaman illaki bir antibiyotik kullanmak gerekiyor. Ama bunun bir yaralanma süresi var. Hayvan antibiyotik kullandığı süre boyunca ve kullandıktan sonra da belirli bir süre onun süte karışması engellenecek süre boyunca o hayvanın sütünü sağmıyoruz. Sağdığımız zaman sağıyoruz ama sağdığımızı ürünümüzün içerisine, toplam süt partimizin içerisine karıştırmıyoruz. Bu şekilde bir karıştırma olduğu zaman mutlaka ki bir antibiyotik kalıntısı sütün içerisinde olacak. Dolayısıyla bunu olmadan önce önleme yaklaşımı, yani hayvanın hastalığının takip edilmesi, hayvanın ilaç kullanma periyodunun takip edilmesi, yaralanma ömrü ne zaman bitiyor takip edilmesi, ürüne hiç antibiyotikli süt girmeden önce bunun önlenmesi yaklaşımı, hasip sistemi. Genel olarak bunu söyleyebiliriz. Her işletme, gıda işletmesi artık hasip sistemini uygulamak zorunda. Süt gibi bir ürün içinde baştan sona, yani ne dedik eğitimin başında, çiftlikten sofraya gelene kadar o süt geçirdiği tüm aşamalarda bu fiziksel, kimyasal, mikrobiyel, biyolojik tehlikelerin bertaraf edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tüm tehlikeler inceleniyor. İncelenen tehlikeler de nasıl önlem alınabilir diye kontrol ediliyor ve önleyici faaliyetler ortaya konuluyor. Mesela bir çiğ süt alım planında neleri kontrol etmeliyiz? Antibiyotik kontrol etmeliyiz, pH'i kontrol etmeliyiz, toplam bakteri sayısını, somatik hücre sayısını, farklı antibiyotik gruplarını, mesela beta-laktam grubu, birçok çeşit farklı antibiyotik grubu var. Bunların farklı belirlenme yöntemleri var. Aflatoksin mesela yemden çok sıklıkla süte bulaşabiliyor. Ağır metal, hayvanın otladığı yer ana yola yakınsa oradan kurşun gibi ağır metaller yemlere bulaşabiliyor. Otlara, ottan süte, sütten de insan beslenmesine doğal olarak karışabiliyor. İşte bunların hepsinin olmadan önce, süte geçmeden önce önlenmesi için neler yapılması gerekir? Bir kere süt alım yerlerinde bu tarz ağır metaller, patojen mikroorganizmalar, somatik hücre, pH, antibiyotik gibi ürünlerin varlığı kontrol edilmeli. Eğer içeriyorsa antibiyotik veya patojen mikroorganizma kesinlikle bulunmamalı. O ürün tamamen tekrar reddedilmeli. Yani müstahsin eğitimleri başlanmalı mutlaka bu konuda. Şimdi tehlike analizi dediğimizde yine eğitimin başında fiziksel tehlikeleri, kimyasal tehlikeleri ve mikrobiyolojik tehlikeleri anlatmıştım. Fiziksel tehlikeler işte saç, saman gibi maddeler. Kimyasal tehlikeler mesela antibiyotik, aflatoksin, mikotoksin bulaşısı, hormonlar, ağır metaller veya mikrobiyolojik tehlikeler olabilecek patojen mikroorganizmaların tamamı bu tehlikeler kapsamında düşünülebilir. Bunları değerlendirmek gerekiyor. O tehlikenin önemli olup olmadığı, oluşabilme potansiyeli ve eğer oluşursa biz bunu oluşmadan önce nasıl önleyebiliriz tedbirinin ortaya konması gerekiyor. Ve burada bu tehlike analizinin sonunda o tehlikeyi gerçekten tehlike veya tehlike değil olarak sınıflandırabiliyoruz. Mesela burada kimyasal tehlike bir tehlike olarak sınıflandırılmış. Tehlike olarak sınıflandırılan kimyasal tehlike, yani antibiyotik, aflatoksin, hormon veya ağır metal bulaşısı, daha sonraki aşamada hasip planıyla bertaraf edilmeye çalışılıyor. Yani bunun oluşabildiği noktalar, biz bunu sürekli izleyerek hangi prosedürü, hangi sıklıkla uygulayarak takip edebiliriz? Ola ki çıktı, antibiyotik kalıntısı tespit ettik. Bunu nasıl düzeltebiliriz ve bunun gerçekten tüketiciye yansıyıp yansımadığını nasıl doğrulayabiliriz? Hasip planıyla tespit edebiliyoruz. Yine burada tek bir örnekle mesela antibiyotik örneğini verecek olursak, önleyici tedbir olarak her gelen tanker gözünde ve depo tanklarında antibiyotik var mı yok mu kontrol edilmeli. Bunlar tek bir kitle hızlı bir şekilde tespit ediliyor. Mutlaka negatif olmalı çünkü Türk Gıda Kodeksi süt içme sütü tebliğinde antibiyotin sıfır olması gerekiyor. Hiçbir limite izin verilmiyor. Negatif olması gerekiyor. Her işletmeye gelen süt kontrol edilecek. Her tanker ve her depo gözünde. Ola ki oldu, ne olacak? Mutlaka bilgilendirecek, süt reddedilecek, süt diğer sütlerin arasına karıştırılmayacak. Tankerdeki sütün olduğu müstahsillere mutlaka eğitim çalışması başlatılacak ve bunun gerçekten olup olmadığı da daha sonra müşteri şikayetleriyle ya da piyasa araştırmasıyla, piyasadaki örneklerden örnek alınıp rastgele bir partiden örnek alıp kontrol edilebilir mesela. Bu şekilde etkinliğin de doğru uygulanıp uygulanmadığı tekrar kontrol edilmeli. Bu da hasip planı. Hasip planı dediğimiz şey, yani hasip uygulamaları
tüm gıda ürünlerinde ama özellikle içme sütünde olmazsa olmaz bir uygulama. Tüm patojen tarzı, mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel risklerin henüz tüketiciye gitmeden önce önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin bütünü. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.